trafoyu gördükten sonra aslında bu trafoyu ben stasyonel motorlarda kalkış akımını açıklayabilmek için anlattım. Bir ek de bilgi oldu. Şimdi asenkron motorların kalkış akımından devam edelim. Çünkü asenkron motorların kalkış akımı aslında bizim otomasyonda, kumanda sistemlerimizde sıkıntı olan bir nokta. Asenkron motorların durağan haldeyken harekete geçirmek için ilk enerji verildiğinde şebekeden çok fazla akım çekerler. Bu akım motor imalat özelliklerine göre değişse de kaynaklarda genel olarak asenkron motorların ilk kalkış akımları anma akımının 6 misli olarak kabul edilir. Motor kalkış akımı motor anma devrine yükseldikçe düşecek ve anma devrinde motor akımı nominal değerini alacak. Yine bu yol alma zamanı da 6 saniye olarak kabul edilir. Çocuklar bu 6 saniye ve 6 misli tamamen konstrüksiyonla alakalı bir şeydir. Motorun rotorunun derin çubuklu olması ya da adi kafesli olması gibi konstrüksiyon özellikleri kalkış akımını etkiler. Kalkış akımı 8-10 misli de olabilir, kalkış akımı 4,5 misli de olabilir. Süre de tamamen motor milindeki yüke bağlıdır. Motor milindeki yük eğer hafifse motor bunu birkaç saniye içerisinde kaldıracaktır. Ama mil yükünün eylemsizliği fazlaysa, örneğin çok büyük bir tamburu çevirdiğinde bu dakikalar alacaktır. Hatta eski Seco fabrikasında 12-13 dakikada yol alan motorlar vardı. Yani motorun rotoru normal devrine 10 dakikadan sonra geliyordu. Her ne kadar teoride yol alma 6 misli ve 6 saniye olarak kabul edilse de motor mil yükü azaldıkça bu süre kısalacak. Az önce bahsettiğim şey, büyük güçlü yüksek atalet gerektiren motorlarda bu sürenin çok fazla üzerine çıkılacaktır. Ayrıca aynı güç ve yükteki rotor kısa devre çubukları basit kafesli olan bir asenkron motor 6 misli ile yol alırken yüksek çubuklu, yüksek reaktanslı rotora sahip bir asenkron motor 4 misliyle yol alacaktır. Pratikte motor yol alma akımını ve süresini bulmanın yolu, motor milinde tam yükü varken motor besleme hattı üzerine ampermetre bağlayarak çalıştırmak ve ilk çalışma anındaki akım değerini ve motor akımının etiketinde yazan değere düştüğü andaki süreyi gözlemlemek. Okulda hatırlatırsanız ampermetrelerle bu deneyi yapalım. Trafolardan sonra asenkron motorlara geri dönelim. Konuyu karışık anlatıyormuşum gibi gelebilir ama asenkron motorların devreye giriş sırasında çekmiş oldukları yüksek akımı açıklayabilmemiz için temel trafo bilgimizin olması gerekliydi. Özellikle trafolardaki dönüştürme oranının ne olduğunu bilmemiz gerekliydi. Şimdi motor devreye girerken neden yüksek akım çeker? Bunu açıklamaya çalışalım. Asenkron motor yapısal olarak benzemese de çalışma mantıkları açısından trafolara benzetilebilir. Stator sargısını primer sargısına, rotor kısa devre çubuklarında sekonder sargısına benzetebiliriz. Senkronize NS 3000 diye bir bölgedek olan bir motoru örnek olarak alalım. Motora ilk enerji verildiği anda rotor duruyordur. Yani rotor devri sıfırdır. Fakat ilk andan itibaren stator alanı NS 3000 devirde dönmektedir. Ve motor harekete başlayana kadar rotor çubukları 3000 devirlik, yani maksimum manyetik alan tarafından kesilecektir. Bu manyetik alan rotor çubuklarında maksimum bir gerilim indüklenmesine neden olacaktır. Maksimum olarak indüklenen bu gerilim ise kısa devre çubukları üzerinde yine maksimum kısa devre akımlarını geçirecektir. Trafoların dönüştürme oranına ait formülü hatırlayacak olursak, rotor akımının maksimum değere yükselmesi, buradaki K oranının sabit kalabilmesi için statorun da şebekeden yüksek akım çekmesi anlamına gelir. Bu ise teoride motor nominal akımının 6 misli olarak kabul edilmiştir. Dönüştürme oranını tekrar hatırlayacak olursanız trafolardaki sekonder akım bölü primer akımıydı. Burada sekonderi rotor olarak, primeri ise stator sargıları olarak düşündüğümüzde rotor akımı bölü stator akımını yine trafolardaki dönüştürme oranı gibi düşünebiliriz. Rotor dönmeye başladıkça NS ile NR arasındaki, yani statorla rotor devirleri arasındaki fark azalacak ve gitgide rotor çubukları daha az manyetik alan tarafından kesilecektir. Bu durumda rotorda indiklenen gerilim ve dolayısıyla da rotor kısa devre akımının azalması anlamına gelecektir. K oranı sabit kalacağından rotor akımının azalması stator sargılarının şebekeden daha az akım çekmesi anlamına gelir. Bir motor, 2 kutuplu 3000 devir bölü dakikalık stator döner alanına sahip bir motor düşündüğünüzde motora ilk enerji verdiğiniz anda motorun milinde ister yük olsun isterse yük olmasın rotor duruyordur.
Ama biz enerjiyi verdiğimiz ilk anda stator sargıları 3000 dB bölü dakikayla dönen bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan duran rotor üzerinde maksimum fark manyetik alanıdır. Yani maksimum değişen bir manyetik alandır. Bu ise rotor kısa devre çubuklarında yine oluşabilecek maksimum bir gerilimin iniklenmesine neden olur. Bu maksimum gerilim ise rotor çubuklarından yine maksimum bir kısa devre akımı geçirir. Daha sonra motorum hareket etmeye başladığında, rotorum dönmeye başladığında rotor devri ile stator devri arasındaki fark 3000'den gitgide azalacaktır. Örneğin rotorum 2700 devirlere geldiğinde bu fark 3000'den 300'e kadar düşecektir. Bu düşüş rotor çubuklarında indüklenen gerilimin de azalmasını anlamına gelecektir. İndüklenen bu gerilim azalırsa ne olacak? İndüklenen gerilimin azalması rotor kısa devre çubuklarından geçen kısa devre akımının azalması anlamına gelecek. Yine bunu bir trafo olarak düşündüğümüzde rotor akımını stator akımına oranladığımızda bu oranın K'nın sabit kalabilmesi için düşen rotor akımı ile birlikte düşen stator akımından söz edebiliriz. Bu ise hani ilk başta 6 misliyle ki ben onu yapısal olarak değişmektedir demiştim size motorun yapısıyla alakalı bir durum. Ama 6 misli kabul ettiğimiz bu akımın rotor dönmeye başladıkça nominal akıma doğru düştüğünü az önceki grafikte ne yaptık görmüştük. Evet bu oran sabit kalabilmesi için rotor akımı azaldıkça stator akımı da azalacak. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Trafonun stator sargıları trafonun primer kısmıymış gibi düşünebiliriz. Bakın burada gerçek bir trafo yok. Sadece asenkron motorun manyetik alanın çalışma prensibi açısından trafoya benzetiyoruz. Ama rotor çubuklarına bakıyorum. Rotor çubukları kısa devre. Kısa devre olduğu için aslında bu trafonun sanki çıkış kısmı kısa devrede çalışıyormuş gibi düşünülebilir. Rotor sargılı asenkron motorların yol alma sırasında rotora bağlı olan direncin değeri büyütülür. Bu sayede ilk anda rotor sargılarından maksimum gerilim indiklense de rotor sargılarının direnci yol verme direnci ile arttırıldığı için rotor kısa devre akımı çok fazla büyüyemeyecek ve stator akımı da yol alma sırasında sınırlandırılmış olacak. Rotor devre arttıkça rotor gerilimi de düşecek. Bu esnada rotora bağlı olan yol verme dirençleri kademe kademe küçültülecektir. Rotor tam devrine ulaştığında ise devrede hiçbir direnç kalmayacak ve fırçalar üzerinden bobin uçları kısa devre edilecektir. Ayrıca rotoru sargılı asenkron motorun rotor yol verme direnci ile rotor devrini ayarlamak da mümkündür. Fakat yol verme direnci üzerinde oluşan ısı kayıpları motorun verimini düşürecektir. Bu şekilde ise rotoru sargılı asenkron motoru düşünebiliriz. Rotoru sargılı asenkron motoru hatırlayacak olursanız rotor kısmında açılmış oluklara 3 adet bobin sarılıyordu. Bu bobinlerin bir ucu yıldız bağlanıyordu. Birbirleriyle birleştiriyordu. Diğer uçları ise bilezik ve fırçalar yardımıyla dışarıya çıkarılıyordu. Burada rotora sarılmış olan sargının ohmik direncini ben RR olarak göstereyim. Çünkü bu sargının bir ohmik direnci olacaktır. Ve bilezikler ve fırçalar yardımıyla alınan uçları dışarıda ben direnç üzerinden birleştireyim. Burada bir faz olarak düşünüyoruz. Ve rotora ben dışarıda R1, R2, R3 gibi 3 adet direnci seri bağlayayım. Şimdi motorun ilk enerji aldığında yani rotor duruyorken evet maksimum kesilme olur. Maksimum kesilme maksimum sargılarda gerilim yüklenmesi anlamına gelir ama buradaki dirençler rotordan geçecek olan akımı sınırlar. Ve yine trafolarda olduğu gibi K dönüştürme oranının sabit olduğunu düşünürsek rotordan geçen akımın sınırlanması demek stator sargısındaki akımın da sınırlandırılması anlamına gelir. Çünkü K oranının sabit olduğunu tekrar söylüyorum düşündüğümüzde. Peki rotor akımını ben bu şekilde sınırlarsam stator akımını da sınırlamış oluyorum. Ve motor devreye girdiğinde statordan 6 misli değil ama ayarladığımız, hesapladığımız bir değerde örneğin 2 misliyle, 2,5 misliyle devreye girecektir. Fakat burada şöyle bir sorunumuz vardır. Eğer bu dirençler devamlı devrede kalırsa rotor devre arttıkça rotorun kesilmesi, rotorda indüklenen gerilimin azalması ve rotor akımı da azalacaktır. Ve ben rotor akımını bu şekilde düşük tutmaya devam edersem motor momenti düşecektir ve bu dirençler üzerinde oluşan kayıplar ekstra motor verimini de düşürecektir. O nedenle sırasıyla motor dönmeye başladıktan sonra nominal devrine çıkarken bu dirençler sırasıyla
kısa devre yapılır. Yani devreden çıkarılır. Buradaki anahtarlama elemanları kapadığımızda her anahtarlama elemanı kendisine ait direnci kısa devre yapar. Yani devreden çıkarır. Örneğin şu anahtarı kapadığımızda R1, bu R2'yi, bu anahtar ise R3 direncine devreden çıkarır. Ve motor nominal devrine, rotor devrine ulaştığında ise artık dirençlerin hiçbiri devrede değildir. Rotorun çıkışındaki fırçalar birbirleriyle kısa devre edilmiştir. Örneğin bu motorumun yol alma süresinin 9 saniye olduğunu düşünelim. Motor yol aldıktan sonra 3. saniyede bu anahtar kapatılarak R1, 6. saniyede bu anahtar kapatılarak R2 ve 9. saniyede bu anahtar kapatılarak R3 ve tamamı devreden çıkarılarak 9 saniye içerisinde motorumun yol alması sağlanır. Bakın burada 3 devresi olarak görüyorsunuz. Q1 kontaktörüyle motorun stator sargılarını beslemişim. Q12, Q13, Q14 kontaktörleriyle buradaki dirençleri sırasıyla devreden çıkarıyorum. Motor yol almaya başladığında buradaki R1, R2, R3 dirençleri devrededir. Ve motor yol almaya başladıktan sonra devir aldıkça Q14 örneğin şurada kapatılarak R1 direnci devre dışı bırakılır. Daha sonra yol alma sürerken Q13 kontaktörü kapatılarak R2 ve R1 dirençleri devreden çıkması sağlanır. Ve artık motor tam devrine ulaşmaya yakın olduğu bir noktada Q12 kontaktörü kapatılarak R3, R2, R1 dirençlerinin tamamı devreden çıkarılır. 3 fazlı asenkron motorun dönüş yönü yani devir yönünü değiştirilmesi için döner alanın yön değişmesi gerekmektedir. Bunun için motor klemensine gelen herhangi 2 fazın yerlerinin değiştirilmesi yeterlidir. Asenkron motorlarda her iki dönüş yönü içinde aynı özellikleri gösterir. Asenkron motorları ileri ve geri çalıştırmamız gerekebilir. Ve ileri ve geri çalıştırmada tek fark uyguladığımız 3 fazın sadece 2 tanesinin yerini değiştirmemiz gerekli. Ne demek istiyorum? Örneğin L1, L2, L3 fazları U ve W uçlarına bağlandığında bu motoru geri çevirmek istiyorsak, ters yöne döndürmek istiyorsak burada L1 ve L2 fazlarının yerleri değiştirilir. Yani L1 V'ye, L2 U'ya. Sadece L1, L2 mi? Hayır. L1 ile L3 fazını değiştirdiğiniz zaman da motor ters yönde dönecektir. Ya da L2 ile L3 fazını da yer değiştirdiğinizde yine motor ters yönde dönecektir. Çünkü içerideki manyetik alanın hareket yönü değişmiş olacaktır. Asenkron motor bobin bağlantı şekilleri. Asenkron motorlarda her bir faz için birer tane olmak üzere 3 adet bobin grubu olduğunu görmüştük. Bu bobinler yeni ve eski norm uç isimleriyle şekilde verilmiştir. Ne demek istiyorum? Yeni Avrupa normlarına göre artık bobinlerin uçları U1, V1, W1, diğer çıkış uçları U2, V2, W2 şeklindedir. Eskiden bu giriş uçları UV, W, çıkış uçları X, Y, Z şeklindeydi ama Avrupa normlarına geçtikten sonra bu klemens isimleri değişti. İki ismi birden veriyorum. Neden iki ismi birden veriyorum bobin uçlarının? Çünkü bu norm yakın zamanda değiştiği için endüstride çalışmanın sırasında her iki klemensi de görebilirsiniz. İkisini de bilin. Bobinler şebekeye iki şekilde bağlanabilir. Yıldız bağlantı, üçgen bağlantı. Çocuklar, 3 adet bobin alın elinize. Giriş çıkış, giriş çıkış, giriş çıkış. 3 adet bobininiz olsun ve 3 adet fazınız olsun. Bu fazları bobinlere simetrik olarak verin. Ne demek istiyorum? Her bobin aynı gerilim seviyesinde kalacak şekilde 3 fazı 3 bobine verin. Yapabileceğiniz temelli 2 bağlantı vardır. Bunlardan bir tanesi yıldız bağlantıdır. Diğeri ise üçgen bağlantıdır. Bunun haricinde motor sargılarına simetrik olarak 3 fazı başka şekilde veremez. Bobin uçlarının motor klemensine karşılıklı çıkarılmadığına dikkat ediniz. Çapraz çıkarılmıştır. Bunun nedeni yıldız ve üçgen bağlantı köprülerinin kolay ve aynı ölçüde yapılması. Yeni normlar üzerinden isimlendirecek olursam 3 adet bobinim var. U1 girişi, U2 çıkışı, V1 girişi, V2 çıkışı, W1 girişi, W2 çıkışı. Bu sargıların uçları motor klemensine çıkarılır ve motor klemensine buradaki gibi U1, U2, V1, V2, W1, W2 sıralamasıyla çıkarılmaz. Aşağı ya da yukarıdaki sargılardan bir tanesi kaydırılır. Ne demek istiyorum? Bakacak olursanız şu an yukarıdaki klemensleri sabit tutmuşum. Yani birinci bobinin U1'i U1'i de
V1'i V1, W1'i W1 klemensine çıkmış. Şimdi normalde U1 sargısının karşısında çıkış olarak ne olması lazım? U2. Ama U2'yi bir yana kaydırmış. Bakacak olursanız U2 V1'in karşısına gelmiş. V1'in peki çıkışında ne olması lazım? V2. V2 V1'in karşısına gelmemiş. 1 kaydırılmış. W1'in karşısına getirilmiş ve en sonunda artık W1'in çıkışı W2 U1'in karşısına getirilmiş. Yani aşağı çıkışlar birer adım kaydırılarak bağlanmış. Bunun nedenini açıklayalım. Şimdi yıldız bağlantıyı anlamak kolay. Yıldız bağlantıda U2, V2, W2 kısa devre yaptığınızda, yani U2, V2, W2 aşağıdaki uçları kısa devre yaptığınızda motor yıldız bağlanmış oluyor. Şimdi burada bakın, kimler kısa devre oluyor? U2, V2, W2. Eğer U2, V2, W2 şuradaki 3 klemensin üzerine ben bir kısa devre bakır açacak olursam bunların hepsini kısa devre yapmış olurum ve kısa devre yaptığım zaman U1, V1, W1'den 3 fazı verdiğimde, yani L1, L2, L3 fazlarını verdiğimde motor yıldız olarak bağlanmıştı. Peki üçgen bağlantı nasıl olacak? Üçgen bağlantıyı kafanız karışmasın. Şöyle düşünün, çıkış girişe, çıkış girişe, çıkış girişe bağlandığını düşünün sargıların. U1 giriş, U2 çıkış, U2 bir sonraki bobinin girişine bağlanmış. Yani çıkış girişe, bir sonraki bobinim hangisi? V1, V1'e bağlandığını düşünün. V1'in çıkışı V2, çıkış girişe bağlanacak. Hangi girişe bağlanacak? Bir sonraki bobine, yani V1'in, W1'in girişine bağlanacak. W1'in çıkışı W2, çıkış girişe bağlanacak. Bundan bir sonraki bobin hangisi? U1. Eğer bu sıralamayla yaparsanız, yani çıkış girişe, bobin çıkışı öbür bobinin girişine, bu bobinin çıkışı da bir sonraki bobinin girişine bağlanacak şekilde düşünürseniz üçgen bağlantıyı karıştırmamış olursunuz. Ve daha sonra her bağlantı noktasında siz sırasıyla L1, L2, L3 fazlarını verirseniz bu motoru üçgen bağlamış olursunuz. Bakın bir sonraki sayfaya geçeceğim, unutmayın. U2 V1 ile bir sonraki bobinle, V2 W1 ile bir sonraki bobinle, V2 ise W2 ise U1 ile, yani bir sonraki bobinle bağlanacak. Bakalım şuraya. Yıldız bağlantı için ne yapıyorduk? Yıldız bağlantı için U2, V2, W2 uçlarını kısa devre yapıyorduk. Bunu nasıl yaparsanız yapın kısa devreyi. Ama şeyi hatırlayacak olursanız üçgen bağlantıyı neydi? Bir sonraki bobinin çıkışına bağlanacak. Şimdi üçgen bağlantıyı hatırlayacak olursanız bobin girişi bir önceki fazın çıkışına bağlanacak. Ya da tersi de bağlayabilirsiniz, fark etmez. Yani V1 bir önceki fazın çıkışına U2'ye, V1 bir önceki fazın çıkışına U2'ye, W1 bir önceki fazın çıkışına V2'ye, U1 kendinden bir önceki fazın çıkışına, yani W2'ye bağlanmış. Şimdi eğer U1'in karşısına U2, V1'in karşısına V2, W1'in karşısına W2 getirecek olursanız bu sefer ne yapmanız lazım da? U1 neyle bağlanacak? W2 ile. U1 ile buradan şurada W2'ye köprü almanız gerekecek. Daha sonra V1 kimle bağlanacaktı? U2 ile. V1'in buradaki klemensinden buraya köprü almanız gerekecekti. W1 neyle bağlanacaktı? V2 ile. Buradaki W1'in girişinde, hani yeni uçları kaydırmadan çıkardığımızı düşünürseniz, buradaki V1'in çıkışına bağlanacaktı. Yani bir köprü buraya açacaktık, bir iki köprü de buraya açacaktık. Ve dikkat edecek olursanız köprülerin boyları birbirlerinden farklı olacak. Ve şuradaki köprüyü atarken altından iki tane daha köprü geçirmiş olacaktım. Bunların birbirine temas etmesi söz konusu olacak. Şimdi dikkat edecek olursanız burada ister yıldız bağlayın, isterse üçgen bağlayın şu şekilde, köprü bakırlarının uzunlukları aynıdır. Yani burada iki tane köprü bakır kullanmış. Hocam üç tane var, hiç fark etmez. Herhangi birine çift atın. Yani ister W2, U2, isterseniz U2, V2 arasına iki tane atın. Ama üç tane size köprü bakırı gelecek. Üçgen bağlarken bu üçünü de kullanacaksınız. Karşılıklı olarak atacaksınız. Bu niye karşılıklı attığımıza şu şekilde geri dönerek açıklayalım. Neydi üçgen bağlantıda? Örneğin U2 V1'e bağlanacaktı. Yani neydi? Çıkış girişe U2 V1'e, çıkış girişe V2 W1'e, çıkış girişe W2 U1'e. Bakın çapraz çıkarıldığı için karşılıklı attığınızda çıkış girişe bağlanmış oluyor. Yani bobinlerin çıkış uçlarının bir kaydırılarak klemensi çıkarılmasının esprisi, üçgen bağlama sırasında köprünün karşılıklı atılabilmesi için. Asenkron motorların harekete geçişlerinde çekmiş oldukları yüksek yol alma akımı
gerek motor, gerekse de bağlı olduğu şebeke açısından sakıncalar doğurabilir. Çok sık durup kalkan motorlarda yol alma akımı motorun fazla ısınmasına neden olmaktadır. Ve motor sıcaklık dengesi oturmadan yapılan peş peşe kalkışlar motor ısısını yükseltmektedir. Motorun çekmiş olduğu yüksek akım bağlı olduğu hattaki gerilim düşümünü arttırmaktadır. Örneğin anma akımı 50 amper olan motorumuz kalkış sırasında 6x50 300 amper akım çekmektedir. Bu akım asenkron motorlardaki yol alma akımları aslında şebeke açısından bazı sakıncalar doğurur. Neden? Burada 50 amperlik bir motor örneği göstermişiz ama bu endüstride orta sınıf bir motordur. Çok daha yüksek akım çeken asenkron motorlar endüstride kullanılmaktadır. Eğer bir asenkron motor yol alma sırasında 50 amperlik motor için düşünürsek 300 amper akım çekerse, örneğin bu asenkron motorun bağlı olmuş olduğu şebekede gerilim düşümü 2 volt olsun. Ama devreye girme sırasında çekmiş olduğu yüksek akım bu 2 voltluk gerilim düşümünü 6 mislime, örneğin 12 voltlara çıkartacaktır. Bu sefer 220 olması gereken şebeke 208-210 volt gibi gerilimlere düşecektir. Bu gerilim düşümü bazen elektronik olarak çalışan cihazlarda ya da bazı aydınlatmalarda, lambalarda istenmedik çalışmalara, sönmelere sebebiyet verebilir. Bu nedenle asenkron motorların devreye giriş sırasında çekmiş oldukları yol alma akımlarını sınırlandırmak isterim. Bununla ilgili asenkron motorlara yol verme ve frenleme ders notumu inceleyebilirsin. Ama burada en temel olarak kullandığımız yol verme yöntemlerinden bir tanesi yıldız üçgen yol vermedir. Burada temel olarak yapılan şey ne? Motor önce yıldız devreye girer, daha sonra anma devrine yaklaştığında üçgen olarak bağlanır ve motor nihai olarak üçgen çalışır. Yalnız burada çok farklı teknik detaylar var. Teknik detaylara girmeyeceğim ama yıldız üçgen yol verme artık yerini motor sürücüleriyle ya da soft starterlarla yol vermeye vermiştir. Yıldız üçgen yol vermeyi nerelerde görürüz? Boş olarak devreye giren sistemlerde. Çünkü yıldız üçgen yol olan motor örneğin 3 kW'sa üçgen 3 kW'lık bir motor yıldız devreye girdiğinde 1 kW gücündeki bir motormuş gibi çalışacak. O nedenle yüklü motorlarda yıldız üçgen yol veremezsiniz ama örneğin bir havalandırma fanı yıldız olarak devreye girebilir. Çünkü ilk anda fan üzerinde herhangi bir hava basıncı ve yük yoktur. Daha sonra motor dönmeye başladıkça üzerine yük alır. Veya bir pompada ilk anda üzerinde herhangi bir su yoktur ama dönmeye başladıktan sonra emiş yapar veya pompalama yapar. Burada yükü devirle birlikte üzerine alan motorlarda evet yıldız üçgen kullanabilirsiniz. Ya da örneğin marangozların daire şerit testereleri vardır. Bunlara yıldız üçgen yol verilebilir. Niye? Motor çalıştırırsınız. Yıldız daha sonra üçgene geçersiniz. Motor devrini aldıktan sonra siz ne yaparsınız? Orada tahta kesmeye başlarsınız. Yani motor direkt üzerinde tahta varken devreye girmez. Yol aldıktan sonra, normal devrine ulaştıktan sonra biz onu tahtayla yükleriz ya da bir kırıcıysa veya başka bir şeyse yükleriz. O nedenle boş çalışan, yüksüz çalışan motorlara devreye girişleri sırasında evet yıldız üçgen yol verebiliriz. Ama yüklü olarak devreye giren bir asansör motorunu siz yıldız üçgen olarak devreye alamazsınız. Bunun teknik detaylarını elektrik motorlarına yol verme ders notumda görebilirsiniz. Eğer vakit bulursak belki onun da videosunu çekeriz. We'll be right back.